Kanka, bugün büyük gün oğlum. Bugün sinemaya çıkma teklif edeceğim. Bütün okul beni konuşacak. Aa kardeşim, tebrik ederim ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen geçen bana dedin ya, kız beni reddetti, kabul etmedi dedin. Öyle mi dedim lan? Kabul etmedi demedim. Beni şaşırt dedi dedim. Yani Sinem dedi ki, eğer beni şaşırtırsan, büyük bir sürpriz yaparsan... belki seninle çıkmayı düşünebilirim dedi. Vay be kardeşim, sen ne diyorsun ki? Mücadeleye devam diyorsun yani. Bak kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kız olsam, benim için böyle mücadele eden biriyle kesin çıkardım. Nasıl şaşırtacaksın? Kanka, bugün Dünya Ağaç Günü için tören var ya. Gittim müdüre dedim ki, efendim dedim, benim için çok önemli bir gün bu. Ağaç demek ben demek dedim yani. Bir nevi odunuz. Dedim ki, efendim ben bir şiir okumak istiyorum. Bilal'cim dedi, beni çok şaşırttın. Tamam oğlum dedi, aferin oku. Gittim internetten bir tane şiir buldum. Onun da ilk kıtasını ezberledim. Ondan sonra şiiri okurken keseceğim. Sineme ilanı aşk edeceğim kanka. Bütün okulun önünde ha. Ya inanmıyorum kanka. Sen tam bir çılgınsın ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kız olsam yemin ediyorum böyle yapan birine gider hemen oracıkta sarılırdım. O da öyle yapacak zaten. Ben kız olsam var ya, böyle birisi olsa aşkla, cesaretle, her şeyimle gider onun sırtına atlardım. Sağ ol kanka ya, gerek yok. Gerek var. Ben kız olsam var ya seni... Lan iki dakika dur ya. Oğlum iki dakika adam kal ya. Allah Allah, ikide bir kız olup duruyorsun. Tamam. Tamam. Ha Sinem, Sinem. Aa Sinem, ne haber ya? Gelsene böyle. Nereye, hayırdır, nereye gidiyorsun sen? Ya biz törne kalmayacağız arkadaşlarla, sinemaya kaçıyoruz. Olmaz. O ne demek canım? Burada bir sürü insan var. Hayır, kalacaksın, sinema falan yok. Söyle be. Ya Sinem, Allah aşkına gitme. Hani sen bana demiştin ki, beni şaşırtırsan demiştin, seninle çıkmayı düşünebilirim demiştin ya. Ha? Ben seni çok şaşırtacağım. Ama törene kalman lazım, sonra birlikte gideriz. Ha, ben kız olsam bile lan ekler... sus lan, iki dakika sus oğlum. Sinem valla 5 dakika ya, 5 dakika. Ondan sonra gidersin. Bak bütün okul bizi konuşacak ha. Nasıl? Bütün okul. Yıllarca, yıllarca. Yıllarca beni mi konuşacaklar? Oha! Bir dakika, bir şey söyleyeceğim çok. Popülerlik diyorsun çok. Bir şey söyle. Oh, sükse diyorsun çok. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer 1000 like falan almayacağım bir olaysa cevabım direkt hayır. Kızım ne 1000 like'ı? Ana habere çıkacağız diyorum ya. Ne yapacaksın, kendini mi yakacaksın? Yok. Ama senin için yakarım Sinem. Daha romantik bir şey. Tamam. O zaman tamam. Kalıyorum. Sinem iptal. O zaman ben kantine gidiyorum. Trende görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Oğlum kız evet demek için can atıyor lan. Ben kız olsam ben de yanıp tutuşurdum. Can atardım vallahi. Mustafa ya. Ha. Bak beni biraz korkutuyorsun kardeşim ha. Yok be oğlum. Yani... Bilal'im, hocam. Aslan öğrencim benim. Yavrum benim. Merhaba hocam. Sus lan! Lan sen çeşit söyle. Bilal'im benim. Hocam. Bebeğim. Bebeğim mi? Oğlum, ya öyle bir şiir seçmişsin ki seninle gurur duyuyorum. Ya Milli Eğitim Bakanı'nın yazdığı şiiri seçmişsin. Programın özetini dün ilçeye yolladım. Onlar da bakanlığa yollamışlar. Bakan sen şiirini duyunca var ya, demiş ben de katılıyorum. Ben de gidiyorum oraya. Ya, ya Milli Eğitim Bakanı okulumuza geliyor oğlum seni dinlemeye. Hocam keşke şey yapmasaymış ya, zahmet etmeseymiş adamcağız. Yavrum olur mu öyle şey ya? Adam seninle tanışmaya geliyor oğlum. Sen hazırsın değil mi bir tanem? He? Şiir hazır. Ezberledin değil mi? Problem yok oğlum. He? Yok, yok hocam. Hazırım ben. Hocam ben de hazırım. Fıkra falan anlatabilirim. Ulan sen sus! Terbiye isterim. Ne yaptın ya? Ben şimdi bakanı kapıda karşılamaya gidiyorum. Tamam, tamam. Sen şiiri tekrarla, bir çalış. Tamam mı? Tamam. Bir problem çıkmasın oğlum. Problem çıkarsa vallahi bize problem yaşatırlar. Tamam mı? Yavrum benim. Hadi. Tamam. Gel hadi gel. Hocası kurban olsun ona. Hadi. Sana güveniyorum. Tamam. Sen de git saçını başını kesin. Ulan şu tipini bizi düzelt. Hadi buraya ne dedi ya? Ya. Terbiye isterim. Mustafa. Kardeşim. Yani. Ne oldu? Bittim oğlum, ben bittim ya. Lan bende sadece şiirin ilk kıtası var. Ben ne okuyacağım şimdi? Hayır, herkes de bakacak, rezil olacağım. Sinem de kabul etmeyecek. Kardeşim ya. Ben kız olsam var ya. Lan dur artık ya. Tamam, ben de kız olsam ben de seni kabul etmezdim ben. Sevgili öğrenciler, Dünya Ağaç Günü töreni için herkes bahçeye, ortak alana gelsin. Sınıfları boşaltıyoruz. Hala sınıfta olanlar var. Evladım çabuk. Evladım kime diyorum? İnin aşağı. Getirtmeyin lan beni oraya.
Teşekkürler. Mustafa, hakkını helal et kardeşim. Helal olsun kardeşim, helal olsun. Ben şöyle öğrencilerin arasına gidiyorum. Ha, bu arada biraz adam ol dedin ya, 2 dakika adam ol. Ben bunu biraz düşüneceğim. Ya git, ne halt ediyorsan. Geliyor, gel. Tamam. Bilal, geliyor. Sevgili öğrenciler, pek kıymetli öğrencim Bilal. Şiiri harf harf, kelime kelime, tek tek ezberleyen Bilal, şimdi şiirin yazarıyla karşılaşıyor. Evet, Milli Eğitim Bakanımız Fikri Eğitim'i alkışlarla buraya çağırıyoruz. Merhaba çocuklar. Evet, ilmek ilmek dokuduğum bu şiirimi noktasıyla, virgülüyle, esiyle ezberleyen bu gencimiz, onu takdir ediyorum huzurlarınızda. Ezberlemiş olmasa burada olmazdım ama ezberlediği için koşarak geldim, yerinde dinlemek istedim. Ona kocaman bir moral alkışı ve onu alnından öpüyorum. Hocam, beraber ezberledik. Gözyaşlarımı olduk biliyor musunuz? O zaman seni de öpeyim müdürüm. Vallahi 25 kıtalık şiir. Ya ben bile ezberleyemedim bu şiiri. 25 kıta. 4'le çarpsan 4 satır, 100 satır mısra yapar ya. Deme hocam ya. Vallahi bilmiyorum, nasıl ezber? Çok heyecanlıyım ya. Hadi oku da bakalım, dinleyelim. Hadi, hadi bakalım. Sevgili öğrenciler, pek kıymetli Bakan Bey. Şimdi şiir. Öncelikle bana bu şansı veren Mesut Hocama ve buraya kadar gelen Milli Eğitim Bakanımız Fikri Hocamıza saygılarımı sunuyorum. Şiir. Yalnız bir ağacım koca ormanda. Kalple dinlersen duyarsın beni aslında. Minik bir fidanken dönüştüm ulu bir kavağa. Ama nasıl kavak? Böyle ulu ulu. Şimdi buradan bir koysan ta tepeye kadar bir kavak. Kavaklar. Kavak. Kavağımız. Müdürüm, ezberde bir sıkıntı mı var? Sıkıntı varsa sorun olur. Sevgili hocam, galiba heyecanlandı öğrenci. Küçük, kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Bilal, gel lan buraya. Hocam ne olursunuz, ben size söyleyemedim. Bende şiirin sadece ilk kıtası var, gerisi yok. Ben ezberlemedim. Ne? Ya bittik. Oğlum beni müdürlükte ne derler? Beni öğretmen yaparlar tekrardan. Oğlum ben öğretmenler odasına tekrardan gidemem Bilal. Tamam hocam, hocam tamam. Efendim başbakanım. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Tabii 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 tabii. Tabii 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 tabii. Tabii ben geliyorum. Geliyorum başbakanım. Hocam. Müdür bey. Ya ben başbakanı nezaketen çağırmıştım. O da programı izlemeye gelmiş. Ben gideyim karşılığı alayım da sen bunun heyecanını bir azalt. Oğlum aman ha, sakın bak gözünü seveyim. Hatırla lan. Tamam. Hatırla. Tamam hocam. Ben karşılığım geliyorum hemen. Hatırla oğlum, hatırla. Bilal yavrum, kendine gel lan. Tamam hocam. Ne olur bildiğimi de unutacağım. Ne olursunuz ya. Allah'ım ne yapacağız biz? Ne yapalım biz ya? Ha? Ah, aklıma geldi. Ne ki? Al şunu. Ne bu? Al şunu tak kulağına. Ben seni telefonla arayacağım, tamam mı? Telefonla arayacağım. Netten şiiri bulacağım. Sen de tek tek ben sana ne söyleyeceksem okuyacaksın, tamam mı? Vay! Kopya mı veriyorsunuz hocam? Mahmut Hoca style'a. Ne gülüyorsun lan? He? Dans sıçanı, kunduz! Ula oğlum bak. Şu şiiri okuyamazsan var ya, vallahi okuldan atarım seni. Yok yok, tamam hocam. Hiç şimdi, merak etmeyin. Şimdi nete giriyorum, şiiri buluyorum. Şunu bir deneyelim, hadi. Tamam. Tak kulağına. Kulağına tak! Bilal, hani teklif? Hani sürprizler? Hani sükseler? Sinem, şu an sükseler olmaz. Ne olursun. Yani başımda öyle dertler var ki 5 dakika ver bana. Ne olursun 5 dakika ya.
Tamam. Sana 5 dakika veriyorum. Ondan sonra eğer teklif yoksa Sinem de yok. Tamam. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Elinde tosta kürsün orada diye çok. Çık! Çık dur! Geri git! Çıldırtmayın beni. Ay net bir şey ya. Zaten zorla kaldık törene. Bilal. Duyuyor musun? Sesim net geliyor mu? Net geliyor hocam. Tamam. Şiiri buldum oğlum. Tamam. Bak. Ben seninle ne söylüyorsam tamam. Onu söylüyorsun. Bak telefonum hep açık tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Aç bakalım. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Okulumuzun müdürü Mesut Bey. Bu genç de şiiri okuyacak arkadaşımız. Aman bak evladım dikkatli ol diye düşünüyorum. Çünkü bak toplantıda İngiltere ve Almanya başbakanları da vardı. Bizim bakanın şiiri ezbere okunacak diye söyleyince aa wonderful biz de gelelim dediler. Aman ha bir sakatlık çıkmaz diye düşünüyorum değil mi? Birazdan gelirler. Neden başbakanım? Neden diye sormazlar mı adama ya? İngiltere başbakanı ile Almanya başbakanının Bağcılar Lisesi'nde ne işi var efendim? Ne işi var efendim? Her şey mi Bilal'e karşı efendim? Geldiler, geldiler. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, söyle buyurun. Her yerde şiir kokusu alıyorum. Biz Almanlar şiire bayılırız. Dünyanın en iyi şairleri bizdedir. Şiir demek, Almanya demek. Of course not, my lady. Bakın, Shakespeare İngilizdi ve Shakespeare demek şiir demektir. Yani dolayısıyla şiir eşittir İngiltere'dir. Okay? This young man ezberlemiş şiiri? Evet. Perfect. Evet, well evet, evet. Hepsini ezberlemiş. Öyle değil mi müdür bey? Çünkü ben sana kefil oldum diye düşünüyorum. Efendim harfi harfine ezberledi çocuk. Yani eğer siz de hazırsanız başlayabilir. Tabii, tabii. Bilal. Başlayalım. Öncelikle yeni teşrif eden sayın başbakanımız, Almanya ve İngiltere başbakanları, hepiniz hoş geldiniz diyorum ve şiirime başlıyorum. Şiir. Yalnız bir ağacım, koca ormanda. Kalple dinlersen duyarsın beni aslında. Minik bir fidanken dönüştüm ulu bir kabağa. Bir baltaya sap oldum, ellerinle tutasın diye beni. Evet hocam. Dallarım sarılır güzel boynuma. Dallarım sarılır güzel boynuna. Kokumu çek, dokun yapraklarıma. Kokumu çek, dokun yapraklarıma. Sırt sırta verse insanla ağaç. Sırt sırta verse insanla ağaç. Dünyada ne yoksul kalır ne aç. Neymiş? Dünyada ne yoksul kalır ne de aç. Hocam, hocam, hocam. Hocam sizi karınız aramış, sizin telefonunuz meşgulmüş. Sonra okulu aramış. Okuldan da size ulaşamayınca beni aradı. Ses çok kızgın geliyor. Yapma ya. Ver şunu hocam sen bana. Alo. Hocam. Hocam ses gelmiyor yalnız. Hocam. Heh geliyor tamam. Ne var ya ne var? Ne arıyorsun? Okuldayım dedim. Neyi anlamıyorsun? Tamam, gelirken alırım yoğurt, yumurta. Kapa şu telefonu, kapa. Ağzımı açtırma. Yeter be bana baskı yaptın. Kimsin dedim. Asıl sen kimsin ya? Hey, hey. Özür dilerim aşkım. Gergindim biraz, ondan dedim. Hadi kapattım. Seni çok severim. Lan Bilal, sen benim dediklerimi mi tekrarlıyorsun? Şükran, çabuk bir çıktı al bu geri zekalı yanlış şeyleri söylüyor. Lan Bilal, tekrarlama beni. Eyvah, şarjım da bitti. Ne oluyor ya? Bas. Bas ses kulağına, bas. Bu şiir değil ve bu böyle bir şey olamaz, okey? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Biz ne göteler gördük, böyle bir şey görmedik. Bas ses sus. This is not a shield, okay? This is not, okay? Tabii, tabii, tabii. Fikri ne oluyor? Fikri ne oluyor? Çöz şu işi diye düşünüyorum çünkü AB kızıyor. Efendim, şiir uzun olduğu için araya böyle şakalı bir anlatım alalım dedik biz. Ben hemen tatlı bir kısa bir ara verelim. Ben hallediyorum. Bilal, gel lan, gel. Hocam, hocam.
Ne oluyor Mesut Bey? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya hocam, bu Bilal bize yalan söylemiş. Şiiri ezberlememiş. Ben de telefonla sufle veriyordum, şarjım bitti. Hocam, hocam. Buyurun, çıtları getirdim hocam. Tamam. Bunları kürsüye koymamız lazım. Hocam, bir dakika, bir dakika. Bakabilir. Bunlar çok küçük. Ben okuyamam ki. Gözüm o kadar iyi değil. Nasıl okuyamazsın? Hocam sakin, ne olur. Size yakışıyor mu koskoca? Ne oluyor ya? Sen niye başlamıyorsun oğlum şu şiiri okumaya? Bak, adamlar sabırsızlanıyor diye düşünüyorum. Başbakanım, ya şiiri unutmuş. Kopya yazmışlar. Şiiri okuyacak. Yakın gözlüğü lazım. Siz şu yakın gözlüğünüzü verseniz. Kopya çekeceğiz yani başbakanım. Gülme lan! Gülme. Ben niye veriyorum diye düşünüyorum. Sizinki yakın, ben uzağa göremiyorum. Benimki uzak gözlüğü ya. Al şunu, al da şunu oku Allah'ım. Sevgili öğrenciler, Sayın Bakan ve diğerleri. Şimdi şiir. Öncelikle bu kısa arayı verdiğimiz için herkesten özür diliyorum. Şimdi şiirimi okuyorum. Şiir. Yalnız bir ağacım bu koca ormanda. Kalple dinlersen duyarsın beni aslında. Minik bir fidanken dönüştüm ulu bir kavağa. 9 adet sıra alınacak. 7 adet yer sabunu alınacak. Fakat irsaliyeye 20 yazılacak. Kapıların tamirini veliye yaptırt. Doğalgazı ödeme. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Efendim, bizim hademe envanter kağıdına basmış şiiri. Bakın, that's enough. Yeter. Bu resmen şiire karşı yapılan bir hakaret. What the f diyeceğim olmayacak. Das war's for free. Gayet güzel bir şiir. Ne var? Sanki Goethe yazmış gibi bir şiir bu. Siz İngilizler asla anlamıyorsunuz şiirden. Ben de bu lafın altında kalmıyorum ve size savaş açıyorum. Ama ne oluyor? Öyle mi? Yes. Yapmayın. Aç bakalım savaş. O zaman ben de sana savaş açıyorum. Ay, şimdi bir dakika, bir dakika. Öyle şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü böyle edebiyat aşkı falan olur mu? Savaş da neymiş? Otur. I'm a friend. Buyur. I'm a friend. Duygu yoksa savaş var. Göte mi? Yeter be. Göte. Dinleyin beni. Sinem. Gül yüzün dönme bende. Yanım. Ölürem geçmem senden. Kapına kul olayım. Selamın kesme benden. Aman, 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 aman. Ölürem ayrılamam. Kapına kul olayım. Selamın kesme benden. Aman, 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 aman. Ölürem ayrılamam. Benimle çıkar mısın? Ne güzel türküymüş ya. Evet, değil mi? Güzel de okuyorsun. Estağfurullah oğlum ya. Kısa okudun, yok mu bunun devamı? Onun devamı Cici Babam'da. Ha, Cici Babam'da. Cici Babam'da. Sırf bu türkü için bile gidilir ya. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Estağfurullah. Ya. Sinem! Benimle çıkar mısın? Ya ne yapıyorsun ya? Gerçekten mükemmel. Çok duygulandım. Bu duygudan ötürü savaş yok. Çünkü sevmek çok önemli. My lady, ben de biraz önceki sözlerim için I'm so sorry, gerçekten çok etkilendim. Evet, gerçekten bunlar yeniden birbirlerine düşmeden ben bunları bir ülkelerine postalayayım diye düşünüyorum. Hadi bakalım, buyurun, buyurun. Şöyle buyurun, uçağa yetişin. Buyurun, buyurun. Ama yine de sinirli. Tamam, bakalım. Buyurun, buyurun, buyurun efendim, buyurun. Thank you. Oh, thank you, my darling. Babam. Vallahi Mesut Bey, tebrik ediyorum böyle başarılı öğrenciler yetiştirdiğiniz için. Sinem. İsterseniz odanıza gidelim, ilçe milli eğitim müdürü olmanızı konuşalım, he?
Ay ne diyorsunuz siz ya? Geçelim. Söyle geçelim. Buyurun. Hadi geçelim hadi. Canım benim. Ya acayip bir deneyim. Sinem nereye? Bir dakika. Bir dakika ya. Çıkmıyor muyuz? Ya ben hiç etkilenmedim. Etkilenmedin mi? Ya şurada senin için 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp bitirdim be. Bizim çıkmamız lazım kızım. Tamam biz çıkıyoruz. Ama sen kalıyorsun. Ben bununla çıkıyorum. Çünkü kendisi bana dedi ki kendisi benim için kendisini Yedikule zindanlarından aşağı atacakmış. Bu benim çok hoşuma gitti. Zindan ben... en aşağısı zaten. Nereye atacak kızım ya? Oğlum ne diyorsun lan Mustafa? Ne oluyor burada? Ben... Kardeşim, sana bir şey söyleyeyim mi? Hep ben kızı olsam, ben kızı olsam diye hayatı algılamaya çalıştım. Sap gibi kaldım. Teşekkür ederim kardeşim. Vallahi gözümü açtım adam ol deyip. Dur. Daha gözünü açmadım. Heh. Şu arkaya geçelim. Senin kaşını gözünü... Bak, bak açacağım ben. Aman. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.